Başörtülü bacılarıma. Beni büyüten ninem, abdestli, namazlı, türbanlı bir kadındı. Türban hayatımın hiçbir noktasında beni rahatsız etmediği gibi, başı açık bir kadın da beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bir kadın gördüğümüzde usulca başımızı çevirecek ve tercihlerine saygı gösterecek terbiyeyi çok şükür aldık ailemizden. Türbanlı hanımlara hiçbir sebep yokken, sanki azılı suçlularmış gibi kelepçe vurulması gerçekten nahoş bir görüntüydü. Türbanlı olmaları değil buradaki mesele, suçlarının yoksul öğrencilere burs vermek olmasıydı. Türbanlı bacılarımıza kelepçe vurdular ifadesi daha önce Kabataş olaylarında türbanlı bacımı yerlerde sürüklediler lafına bir göndermeydi. IŞİD militanlarına bile yapılmayan bir muameleye maruz kaldılar. Hele ki bunu yapanlar 28 Şubat'taki baskılardan her defasında şikayet edenler olunca işin rengi değişti. Kanun önünde türbanlı türbansız bir ayrım tabii ki yok ama kaçma ve saldırma şüphesi olmayan kadınlara yapılan teşhir ve tutum gerçekten içler acısıydı. Birkaç gün önce de bu kez başı açık diğer bir kadını acımasızca metrelerce yerlerde sürüklediler. Tabii bu muamele tabanlarını çok rahatsız etmezdi. Bu insanlara, hele ki savunmasız kadınlara böylesi zulmetmek hangi dinde, hangi kitapta, hangi adalette var onu da anlamış değilim. Öyle görünüyor ki bu zulümler devam edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu her ne kadar bunları yapanlara soruşturma başlatsa, emniyet müdürü görevden uzaklaştırılsa da vicdanlarda açılan yara ve her iki olaya karşı oluşan çifte standart gerçekten çok büyük. Hoyratça bir intikam döngüsüyle hareket edilirken, vurun bunlara, bunlar nasılsa cemaatten denilirken bir sürü zulme sessiz kalmak mıdır hukuk, adalet? Ben asıl tüm bu olanlara sessiz kalanların vicdanlarına sesleniyorum. İçiniz rahat mı gerçekten? Tüm bu yapılanlar bir yerlerden dokunmuyor mu kanınıza Allah aşkına? Sıra size gelince mi sesiniz çıkacak? Biliyor musunuz, işte o zaman çok geç olacak, diyor Atilla Taş, Meydan Gazetesi'ndeki yazısında.